Evet selamlar dostlar. Transformers 3'ü sonunda yorumlayabiliyoruz. Ee, diğer videolarda da söylediğim gibi Transformers Michael Bay serileri içerisinde benim en sevdiğim 1 ve 3'tür. Ee, o yüzden 3'ü de yorumlamayı yorumlamadan önce son bir kez daha izlemek istedim. Aslında ezberimde olan filmler defalarca izledim zaten. Siz de muhtemelen izlemişsinizdir, ezberlemişsinizdir. Tekrar bir izlemek istedim. Bak Transformers 3 diğer filmlere göre bana daha derli toplu gelen bir film. En azından konu olarak. Yani çok mu müthiş bir konusu var? Yine hayır yani hiçbir Transformers filmi gibi böyle muhteşem bir konusu yok. Ama zaten Transformers filmlerinin filmlerin olayları da onlar değil. yine Michael Bay'leştirilmiş bir Transformers lore'u izliyoruz. i̇şte ne bileyim Shockwave falan gibi böyle karakterleri almış bir nevi yaratığa falan çevirmiş. Ama bir o kadar da hardcore ve karizma duruyorlar filmde. Tıpkı diğer tasarımlar gibi yani başından beri hep Michael Bay filmlerinde Transformers'ların tasarımları farklı. E, tasarımları o zaman önce bir konuşalım. Bu filmde Optimus Prime, e, Bumblebee falan hepsi bir tık daha e, figür toplayanlar da özellikle bu detaylara daha çok e, dikkat ediyordur. Bir tık daha dolu dolular yani o içlerindeki mekanik kısımlar özellikle işte Optimus Prime'ın göğsünün altındaki yani karın kısmındaki böyle sanki karın kası varmış gibi biraz mekanik böyle doluluklar falan vermişler. Kolların araları ıvır zıvırı Burada e, çok meşhur g da bildiğimiz Transformers'ın trailer'ı yani arkasına taktığı o vagon tarzı şeyi görüyoruz. E, onu açarak içinden kılıcını, baltasını ve uç, uçuş ekipmanlarını filan çıkarıyor. O, onlar baya cool. Yani görmesi çok karizma şeylerdi filmde. Üçüncü filmde. Direkt zaten Optimus'u gördüğümüz ilk sahnede de onunla birlikte geliyor. O, o, o sahneleri de çok seviyorum. Tasarımdan Shockwave'den bahsettik. Shockwave g civanda çok çok daha farklı. Buraya zaten fotoğraflarını koyarım. Burada baya baya bir yaratık olmuş. Bir tane böyle yılan gibi bir şeyin içinden üstünden falan çıkıyor onu kontrol ediyor. Ama baya böyle binaları deliyor. Yerin içinden giriyor çıkıyor falan. İhtişamlı böyle hayvan gibi bir şey olmuş. Çok da böyle bir konuşamıyor sanırım. Yani filmde e, 3-5 kelimeden başka bir şey söylemiyor. Burada en sevdiğim tasarımlardan tanesi Megatron. Yani Megatron Mad Max'ten fırlamış gibi bayağı karizma. Bir de böyle pelerin şey kapşon gibi böyle üstüne geçiyor falan onu çıkartıyor falan. E, çölde mölde sahneleri var. Oralara hastayım. Sentinel Prime geliyor. Bu filmde Sentinel Prime'ı görüyoruz. İlk defa eski Prime'lardan bir tanesi. Sentinel Prime'ın tasarımı da güzel olmuş. Yani kırmızı mırmızı olması, işte yaşlı bir otobot tipinde falan olması gayet başarılı olmuş. Onun dışında diğer otobotların ya da Decepticon'ların çok böyle tarz ya da şey değiştirdiğini, tasarım değiştirdiğini çok görmedim. Evet ya yani tasarım olarak konuşacaksak bir de en son olarak e, Predator gibi gözüken saçları böyle uzun dalgalı dalgalı gibi olan böyle Ironhide'la falan kapışan e, iki tane Decepticon'umuz var. Jeep ikisi de böyle Ironhide'la aynı e, tür gibi duruyorlar falan. E, onların tasarımları böyle tam böyle avcı şey tasarım. Matrix 2'deki o beyaz adamlar vardı ya, örgülü saçlı, beyaz saçlı. Onlara benzettim. Onlar da otoyolda falan takip ediyordu bizim herifleri. Ee, evet tasarım olarak bahsedebileceğim Transformers'lar e, böyleydi. Oyuncularda Megan Fox yeter bu kadar demiş ve ikinci filmden sonra zaten araları açılmıştı Michael Bay'le. Michael Bay de tabii ki benim filmlerimde illa seksi bir kadın olmak zorunda. Arkada patlamalar çatlamalar olurken, dünya elden gidiyorken şöyle güzel güzel poz veren e, Seksi ablamız olmazsa Semin kız arkadaşı olmazsa Olmaz e, Demiş ve Rosie Huntington Ablamızı e, Almışlar filme koymuşlar Kendisi aslında Normalde bir manken e, Jason Statham abinin karısı oluyor Ama e, ya oyunculuğa gerek yok zaten. Michael Bay işte dediğim gibi patlama çatlama olurken arkada sen güzel gözük yeter kafasında olduğu için o da görevini layığıyla yerine getirmiş. Yani kötü mü oynamış? Yok kötü oynamamış. Verilen rol gereğince ee, oynamış. John Malkovich'i de burada Michael Bay maymun etmiş tabii ki. <laughs> ya zaten filmin ilk yarısı yine bir takım diğer filmlere göre azaltılmış maymunluklarla geçiyor. İkinci yarı zaten coşuyor. Çok güzel bir yani en azından benim için güzel hani bu filmde. ikinci yarısını çok seviyorum ben bu filmin. Ama ilk yarıda yine Sem'in iş bulamaması. işte sanki Spider-Man vari bir işte Peter Parker izliyormuşuz gibi. Ya bırak şu Sam'i abi. Kahramanlık yapsın. O otobotlarla takılsın. Sevgilisi olmasın. Biraz solo takılsın. Yani şart mıydı bizim her film bunları görmemiz? Burada tonu çok düşürmüş. O yüzden zaten benim en sevdiğim e, üçlemedeki film bu. Yani o şakalar komiklikler bir tık daha düşürülmüş burada ve sonuna doğru iyice ciddileşiyor Hani böyle abzur tabzur sahneleri görmüyoruz. E, abzur sahnelerin hepsini ilk yarıda görüyoruz ve daha sonra kurtuluyoruz. John Malkovich'i de semin patronu rolünde görüyoruz. Önce iş vermek istemiyor daha sonrasında veriyor. E, kendisi canlı bir otobot görmek istiyor ve gördüğü zaman böyle köpekmiş gibi orada abuk subuk en baştaki ağırlığını kaybediyor. Yani olmayan ağırlığını kaybediyor diyelim. Filmin komedik tarafını kendisi üstleniyor. Birazcık işte bizim uzaktan kumandalı robot araba üstleniyor. Birazcık John Turtur abimiz tabii ki geri dönüyor bu filmde. Allah'tan götünü görmüyoruz bu sefer. John Turtur'a abimiz üstleniyor. O da birazcık daha komedi olarak tonu düşürülmüş. Onun yerine yardımcısı olan Alman Dutch isimli abimize vermişler. Dutch genelde böyle komik sahnelerde, abzurt, salak sahnelerde yer alıyor. Bu filmde komedik şeyleri o üstleniyor. Yine John Turtur'a ve Dutch abimizin sahneleri filmdeki hani komik olacaksa en komik sahneler onların. Diğer iki filmde de John Turtur'a abimiz güzel üstleniyordu komedi hmm. sahnelerini. Yani neyse ki Sam ve işte ailesi filan bu filmde o kadar böyle sulu aptal salak sahneleri yok. Ailesi tabii ki yine bu filmde var. Ne yazık ki işte Sam Chicago'ya taşınıyor. Onlar da trailer almışlar, gelmişler. İşte eş ortmanları birbirleriyle uyumlu. Sam'i görmeye geliyorlar falan filan. Ee, burada Allah'tan çok fazla yer verilmemiş o şeylere ve filmin yine çok e, yani şeyh villain'larından bir tanesi nasıl diyeyim size ana villain zaten Sentinel Prime tabii ki ama bir de insan villain'ımız var. O da Dylan diye bir adam. Yani oyunculuğundan da her şeyine kadar çok nasıl diyeyim size soluk yani. E, işte Sam şey kız arkadaşının patronu, kız arkadaşına işte çok iyi bakıyor, ona yazıyor, ediyor. E, Sam kıskanıyor onu. Onları izliyoruz kıskançlığını, bilmem nesine. Arabasını tekmelediği sahne falan çok saçma. Ee, evet yani bildiğiniz insan draması, şey komedisi. işte kız arkadaş şeyleri, komiklikleri falan filan. Adamı da adam da işte insanla ihanet ediyor. Zannediyor ki Dexpecticanlar e, liderliği ele geçirdiğinde ona da bir pay verecekler falan gibisinden bir takım olaylar. Onun dışında filmin pilotuna gelirsek yani ana mevzusuna gelirsek pilot denebilirse yine bu filmlerdeki olduğu gibi burada bir tık daha diğer filmlere göre anlaşılır. Almışlar bizim e, Amerikan komplosu Ay'a gidildi mi gidilmedi mi neden gidildi gibisinden e, işte mevzuyu ve ay Ay mevzusunu Ay'ın karanlık tarafı gözükmez işte orada ne var bilmiyoruz mevzusunu almışlar bütün bu e, işte teorileri bilmem neleri bu filme yedirmişler. Meğersem işte ayın gözükmeyen tarafında e, bir Transformers gemisi şey düşmüş. Bir Autobot gemisi düşmüş ya da Decepticon neyse işte içinde Sentinel Prime var. Sentinel Prime kalmış içinde. Ve bunu işte Ay'a gittiklerinde aslında bunun için gitmişler. O yüzden gizlemişler Ay'a gidildiğinde ne gördüklerini, ne yaptıklarını falan. Daha sonrasında Ruslar işte ayın yüzeyindeki o kapsüllerin olduğu şeyi ele geçirmişler falan filan ve bunu nedense John Turtur abimize gösteriyorlar, veriyorlar falan. Oraları bayağı film boşluyor yani neden verirsin, nasıl gittiniz, gördünüz falan filan gibi şeyleri hızlı hızlı geçiyor. Daha sonrasında da işte Sentinel Prime için otobot şey bizim Optimus Prime bunu öğreniyor ve gidip Sentinel Prime'ı alıp geliyorlar ve uyandırıyorlar. Meğersem efendim Sentinel Prime ihanet etmiş. Yani Lord'a zaten Sentinel Prime ihanet ediyor otobotlara ama tabii çok 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 daha farklı bir şekilde ihanet ediyor. Ve e, film tarihinin ilk uzaya atılan ışık e, olaylarından bir tanesini görüyoruz. E, Sentinel Prime Cybertron'u tekrardan e, dünyada e, şey yapmaya çalışacak. Cybertron'u dünyaya ışınlıyor ve onu dünyada tekrardan kurmaya çalışacak. İnsanları da işçisi ve kölesi yapacakmış. Uzaya atılan ışık olsun. Ee, o Cybertron'u çekmesi olsun. İşte gemilerin gemilerin şeye dünyaya ışınlanması olsun. Decepticon gemilerinin bütün Decepticonların ay'dan dünyaya gel gelişi olsun. Sizce hangi filme benziyor? Yani bildiğiniz Avengers ve bu film Avengers'tan bir sene önce çıkıyor. sizce şey mi olmuştur? E, Joss Whedon bu filme bakıp Aa, iyi mantık lan ben bunu alırım Avengers'a yorumlarım gibi bir şey olmuş olabilir mi? Çünkü aşırı benziyor. Gemilerin tipleri bile benziyor ya. İçinden böyle diseptik iniyor falan. Orada da Chitaria ordusu iniyordu. E, ama orada tek farkı gemi canlıydı işte. Yaratık gibi bir şeydi Avengers'ta. Burada da neticede Decepticon gemisi ama yani sahneler gemilerin gelip şehri bombalayışı işte bir şeyden geçişleri orada da e, ana gemilerini getirmeye çalışıyorlardı portaldan burada Cybertron'u getiriyorlar falan filan aşırı benziyor hatta Sem'in bir yerde parkur yaptığı bir sahne var neredeyse birebir Kaptan Amerika'nın Avengers'taki parkur yaptığı sahneye benziyor. Sen nasıl parkur yapıyor diyecekseniz onda <laughs> hiçbir fikrim yok. Yani ne gerekiyorsa burada karakterler onu yapıyor. Ee, yani yeter gelelim artık filmin keyifli kısımlarına ikinci yarısına gelelim. İkinci yarısında e, daha öncesinde tabii bizim Decepticonlar onlar e, bir yem atıyorlar. Bu özellikle şeyi de öğrendiklerinde Sentinel Prime'ın ihanetini öğrendiklerinde Ironhide'da ölürken görüyoruz. Ben sinemada çok üzülmüştüm ee, ama çok herkesin çok salladığını görmedim. Ayrın bir anda ölüyor böyle. Transformers filmlerinde ölümleri filmlerde kendi içinde çok fazla sallamıyor. Yani keşke biraz daha karakterlerin e, ağırlığı olsaydı. Keşke önceki filmlerde Otobot ve Decepticonlara daha çok yer verilseydi. Onları tanısaydık, etseydik belki bir Arka plan hikayeleri olurdu. Belki işte Cybertron'da yaşadıklarını ufak tefek anlatırlardı. Ama onun yerine işte diğer filmlerde daha önemli işte Megan Fox, Sam'in ailesi, John Turturro'nun götü gibi sahneleri izlediğimiz için onlara yer kalmadı hiçbir zaman. O yüzden burada da Ironhide'ın ölümü aşırı dikkatli izleyiciler ve seven, Transformers seven izleyiciler hariç. Çok da milleti üzdüğünü zannetmiyorum. E, Ironhide öldükten sonra ben üzülmüştüm. Ve Central Prime'ı daha çok ciddiye almıştım. Vay be işte bu adam gerçekten bu kötülüğü yapmak istiyor bunlara gibisinden. Michael Bay'in prodüksiyonu işte filmin konuları ya da çek senaryosu hakkında ne dersiniz deyin. Prodüksiyon kalitesini her videoda söylüyorum. E, mükemmel ötesi harika. CGI'lar yine muhteşem. Hala önüne geçilememiş neredeyse CGI'lar otoban sahnesi, kovalamaca, arabaların havada dönüşüp takla attığı, tekrardan böyle semi işte havaya bırakıp Bumblebee'nin tekrardan böyle içine oturttuğu falan sahneler. Oradaki kapışmalar. Burada Ferrari olarak Mirage'ı görüyoruz. Ama galiba Dino miraj diye geziyor, geçiyor. Bizim Civan'daki Mirage bu mu? Yani Michael Bay tasarımları çok farklı olduğu için. Yoksa Dino miraj ve Mirage yani Rise of the Beast'te gördüğümüz tabii ki Jivan'a daha yakın tasarım. Mavi falan olması lazım çünkü. Ee, yoksa farklı karakterler mi? Onu bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ben tam emin değilim. Bu gördüğümüz, burada gördüğümüzün orijinal Miraç Miraç karakteri mi yoksa hani Michael Beyleştirilmiş Miraç karakteri mi yoksa e, farklı bir karakter mi olduğunu bunu yazarsanız sevinirim yani. Aksiyon sahnelerine gelecek olursak baştaki Çernobil sahnesinde şey de çok iyiydi. Optimus Primeın gelip ilk Shockwave'i gördüğü ve trailerından işte baltasıyla kılıcını aldığı falan orada böyle bir ufak bir kapışma olduğu sahneler güzeldi. Burada küçük uçan bir robot görüyoruz. Böyle daha böyle korku filmi tarzı sahneler var sürekli böyle önemli kişileri ya da işte bu aydaki konspirasiyi bilen insanları falan avlıyor sürekli. Onu görüyoruz o otobotların insanlarla hala bizim işte Tyrese Gibson ve Josh Dummel abimizle çalıştığını görüyoruz. Onlar da burada baya karizma. Hatta Tyrese Gibson görevi bırakmış. Daha sonrasından e, Sam, Sam işte otobotlar göya öldüğü zaman semin gazıyla ekibi toplayıp geliyordu falan. Oralarda baya havalıydı. Oralara geçmeden önce şeyi unuttum bu arada. Komedik yükü John Malkovich'e vermişler dedim ama Hangover filminden böyle ilk benim gördüğüm bir tane de dizide oynuyordu. Tam hatırlayamadım şimdi komedi dizi izlediğim. Böyle bir okul gibi bir şeyde geçen ama yetişkinlerin gittiği. Neyse Ken, Ken Yong falan da adı. o Onun bir rolünü görüyoruz. Komedik rolü yine üstlendiğini görüyoruz. Onu da o kuş... Diseptikon gelip akbaba gibi bir şey yani şimdi ismini hatırlamıyorum. Suikast düzenliyordu. O da öyle ölüp gidiyordu işte. 3-5 tane semle iş yerinde komik anları vardı onların da. Ee, o da zaten direkt komedi rollerinin adamı. Çok fazla ciddi rolde görmedim. Tam Michael Bay'lik bir iş çıkarmış burada da. Evet e, gelelim artık ikinci yarıdaki pilota, pilot denebilirse. Filmin en başında bir otobot gemisinin son anda işte aya çakıldığını gördük. Ee, Cybertron'u kurtarabilecek bir gemiydi ama kurtaramıyordu falan. İçinde kurtarabilecek şeyler barındırıyordu. Decepticonlar ise onu yok ediyordu. Ama burada tekrar Cybertron'u geri getirmek istiyor Megatron. Başından beri. O zaman niye yok ettiniz de derler adama. Ee, sonrasında o geminin içindeki yuvarlak top gibi şeyi e, bir şekilde Ruslar buluyor. Nasıl, ne şekilde olduğunu film bu şekilde anlatıyor bu arada bir şekilde Rusların eline geçmiş falan gibisinden ee, tamamen orayı boş geçiyor yani çünkü önemli şeyleri anlatmaya çok yeltenmiyor Michael Bay transform filmlerinde onun yerine komedik işte her zamanki sahnelere daha çok yer vermeyi tercih ediyor filmin yarısında tabii ki Optimus Prime yine yok Optimus Prime yok olduğu gibi otobotlar da ee, ölümlerini tezgahladıkları için bir süre boyunca gözükmüyorlar. Ee, i̇şte Iron Knight ölüyor dediğimiz gibi. Sentinel Prime'ın olayı meydana çıkınca Megatron da buna katılıyor. Kendisi zaten artık bit, bitkin bir durumda. Kaybetmiş iki filmdir. Üçüncü filmde Sentinel en azından diyor Cybertron'u geri getirecek. Ee, hani bizim şeylerimiz ortak. isteklerimiz ortak. O zaman beraber yönetiriz filan gibi bir triplere giriyor. Ee, ve bunun haricinde bir sahnede de Optimus'un Sentinel'e güvenip liderlik Matrix'ini vermeye çalıştığını görüyoruz. Ama neyse ki almıyor Sentinel. Zaten alamaz da liderlik Matrix'i hak edilmesi gereken bir şey. Muhtemelen Sentinel onu almaya yeltenseydi e, alamayacaktı ya da toz olacaktı o Matrix ya da bir şey olacaktı. Ve bütün foyası ortaya çıkacaktı. O yüzden reddediyor orada. Evet. Otobotlar ölümünü tezgahladıktan sonra Sam ekibi topluyor. Tabii ki de bizim Sam'in sevgilisi kaçırılıyor. Kötü adam tarafından. E, tutsak alınıyor. Şehri o e, diseptikon gemileri Avengers'taki gibi dediğim gibi basıyor. Ve tam bir savaş ortamı oluşuyor. İşte bu ortam bu saatten sonra film benim en sevdiğim Transformers yani Michael Bay filmler arasında en sevdiğim Transformers filmi olmaya hak ediyor çünkü o saatten sonra gerçekten bir savaş ortamı var. E, Michael Bay savaş film çekmeyi de çok iyi bilir. Böyle Kara Şahin düştü gibi bir konu basitleştirilmiş, e, ortada bir kız var, yok edilmesi gereken bir makine var, durdurulması gereken düşmanlar var. Ve işte şehir karantina altında düşmanlar her yerde kol geziyor. Uçan şeyleri var. Diseptikonların araçları var falan. Baya güzel. Müzik çoğu zaman yok. İşte araçların şehirde sessiz bir şekilde insansız ortamda geçişini falan görüyorsun. Baya böyle gerilimli bir şeyler yapmaya çalışmışlar. O sahneleri çok seviyorum. O e, otobotlar tam askerlerimiz e, ayvayı yerken geliyorlar ve Optimus tabii ki yine böyle sevecen tavrıyla hepsini yok edeceğiz falan gibi böyle bir triplere giriyor. Aha diyorsun, geldi. Bundan sonra film başlıyor. Evet, bundan sonra filmin güzel yerleri hakikaten başlıyor. Burada bir çekim sahnesi var. Orada gerçekten Michael Bay e, CGI'sız çoğu kısmını çekmiş. Uçaktan askerlerin atladığı sahne müthiş oralar. Yani e, Uçuş kıyafetleriyle atlıyorlar. Buradan kanatları açılıyor. Ve o sahnelerin hepsi pratik. Gerçekten atlayan o özel bir ekiple çekmişler şehirde. E, o sahneler müthiş mesela. Onlar oradan atlıyor. Sudan gelen böyle bir komando tarzı şeyler var. Şehrin birçok yerinden gizli gizli gelen askerler var. E, Diseptik onların olduğu yerleri belirliyorlar. Taktikler çok güzel. Askerler böyle paraşütle sessiz sessiz iniyor. Görüyorsun böyle... E, işte gözlerine nişan alıyorlar, onların o sırada otobotlar gelip şey yapıyor, etkisiz hale getiriyor falan filan. Oralar çok iyiydi. Burada bir de Will görüyoruz otobotlardan ama Will tasarımı da Civan'dan çok farklı tabii böyle yaşlı dede gibi filan yapmışlar. Ee, o da otobotlara ve insanlara Transformers teknolojisinden böyle aletler filan veriyor SMME. Ee, o da fena değildi ama daha iyi kullanılabilirdi sanki, daha güzel aletler verebilirdi gibi bir tane gökdelen sahnesi var bu filmde. O filmin yine çekimleri işte My Michael Bay çok iyi biliyor yani. Yani CGI ile gerçek pratiği karıştırmayı ve bunu çekmeyi çok iyi başarıyor. Ee, müthiş yine çekimler harika. sinematografi falan çok güzel. Karışık şey de olsa Michael Bay'in çekimlerine ve o aksiyon kalitesine prodüksiyonuna laf ettirmem abi. Mükemmel yapıyor. Shockwave geliyor yerden. Bizimkilerin gökdelenini sarıyor böyle ve gökdeleni ikiye bölüyor. Gökdelenin düştüğünü falan görüyoruz. Askerler içinde kayıyor falan. O sahneler harika. Ee, baya baya sevdiğim sahneler bu filmde çekilen. Star ee, Starscream'in çok gerizekalı bir şekilde <laughs> ölümünü görüyoruz. Bu arada Sam'e de hiçbir şey olmuyor bu filmde. Bir oraya atıyorlar bir buraya atıyorlar. Zaten sonuna kadar bir boka yaradığı da yok. En son işte kızı kurtarıyor. Şeyi adamla kavga ediyor falan. Daha çok sanki böyle heroik işte dediğim gibi sevgilisi olmadan rol verilebilirmiş gibi hissettiriyor artık. Yani çünkü iki filmdir yeter. Ee, ama olmamış. Neyse yine fena değil. Yani Shia LeBeouf e, abimizi bu filmlerde yine sevenler kısmındayım ben. Burada en azından aptallıklarını yüz kere dediğimiz üzere düşürmüşler. E, sonda Optimus Prime'ın onları binadan kurtarmak için Semin yine tabii ki 3 repliğinden biri olan Optimus diye bağırarak çünkü ne yapabilir ki? Sadece Optimus diye bağırabilir. Sonuçta özel gücü yok. Bir şey yok. E, savaş alanında sadece oradan oraya koşturan otobotlara yardım eden ve bağıran biri olarak çıkıyor. Şey anime karakterleri gibi. Pikachu falan ya da animelerde böyle saldıracakları zaman e, şimdi koca göt saldırısı gibi böyle yapacakları her saldırıyı böyle söylüyorlar ya e, onun gibi şey yapmışlar. Sam'e de böyle bir rol vermişler. Sürekli anime gibi Optimus Bumblebee falan diye bağırıyor. Ee, ama op orada Optimus'un bir gelişi var. Trailerından almış şeyler böyle hayvan gibi elinde böyle silahlar var. Kanatlarını da takmış böyle Yaa! diye geliyor böyle. Ee, Shockwave'e saldırmaya. Optimus'un her girişi çıkışı harika ama burada tabi tellere takılıyor ve bir süre daha ortadan kayboluyor Optimus. Bir geliyor bir gidiyor işte arada. Bumblebee'nin falan tutsak alındığı hatta Blackout'un tutsak aldığı sahnede ben baya üzüldüm. Çünkü Ironhide öldüğü için dedim ya Bumblebee'yi de öldürürlerse falan diye o dönemler bir tribe girmiştim. Ee, Allah'tan ki orada ölmüyordu. Bir de böyle Sam ağlıyordu falan filan. Baya gözleri doluyordu işte. Ve başındaki de Blackout'tu. Blackout'un Bumblebee ile olan ilk filmden kalan o ezeli rakip olayı filan da olunca ister istemez üzülüyorsun. Tam orada işte dediğim gibi askerler Decepticon'ları gözünden falan vurup beraber alt ediyorlardı. Sentinel Prime'ın işte şeyleri yerleştirirken o pillar'ları yerleştirirken ve Cybertron'u dünyaya doğru çekmeye başlamışken kızın yani bizim Sem'in kurtardığı sevgilisinin gidip Megatron'u ikna ettiğini görüyoruz. Belki de kızın filmde olmasının tek sebebi ya da başkası da yapabilirdi. Bunu Sem de yapabilirdi bu arada. İlla onun yapmasına gerek yok. Ve şey dediğini görüyoruz. Yani Megatron hadi tamam çok efkarlısın. Kafayı şey yapmışsın, kırmışsın belli ki. Sürekli oturuyorsun efkarlı efkarlı ama Sentinel'ın seninle liderliği paylaşacağını mı düşünüyorsun falan diyor. Orada Megatron'da bir böyle bir ışık yanıyor. Yani ne kadar böcek gibi görse de insanları böyle bir haklılık payı olduğunu filan düşünüyor. Sentinel'e gidiyor. O sahne çok iyi ya. Sentinel Optimus. Optimus'un zaten ondan önceki savaş alanına o iplerden kurtulup girdiği sahne filmin belki en güzel sahnelerinden bir tanesi. Kese biçe şey geçiyor böyle. Çoğalt çoğalt bir onu kesiyor bir onu kesiyor. Zaten Transformers filmlerinden istediğimiz de o. Ee, daha sonrasında Sentinel Optimus Prime'ı döverken Megatron'un arkadan koşması böyle, Sentinel Prime'a dalması, işte onun tabii ki de bir Decepticon'la paylaşacak değilim ne olursa olsun falan gibi böyle onu aşağılık küçük görmesi ve Megatron'un da gerçek gücünü orada görüyoruz. Baya Sentinel Prime'ı e, paldır küldür dövüyor yani orada. Daha sonrasında ise e, Optimus'a da bir şey yapıyor. Sentinel'ı gaza geliyor. Prime'ı dövdüm bir de Optimus'u da alırım herhalde falan derken Optimus Megatron'un ağzına suçuyor bırakıyor orada. Optimus Sentinel Prime'ı çok da böyle öldürmek istemiyor gibi geldi bana çünkü istese orada zaten dövebilirdi gibime geliyor. Neticede Sentinel Prime döven adamı iki hamlede yenebilen bir karakter. Ya ama çok mu önemli oralar? ya Çok da önemli değil. ya Günün sonunda yine böyle ilk yarısı garip garip şeylerle dolu ama ikinci yarısında coşan bir Transformers filmiyle karşı karşıyayız. CGI ile efektler muhteşem. Ee, müzikler bu filmde değişiyor baya. Bizim sevdiğimiz klasik e, şey müzikleri de çalıyor ilk iki filmdeki ama Steve Jablonski abimiz tamam belki film tarihinin en iyi müziklerini yazmış olabilirim Transformers serisinde ama e, üçüncüde de, de Farklı bir şeyler deneyeceğim diyor ve yine bence çok güzel bir müzik yazmış. İlk o Arrival to Earth parçası kadar iyi olmasa da burada da çok güzel parçalar var. Sonunda Linkin Park da yine bizi yalnız bırakmıyor karşılıyor. Bu da son filmi zaten Linkin Park'ın olduğu. 4 ve 5'te artık Imagine Dragons falan geliyordu diye hatırlıyorum. Evet Transformers Dark of the Moon'da böyle bir Transformers filmi böylece Michael Bay'in ilk üçlemesini tamamlamış oluyoruz. Dark of the Moon sizin e, Transformers seriler içinde nerede duruyor? En sevdiğiniz mi en sevmediğiniz mi? E, sıralamanız nasıl ilk üç film için? Benim e, 1-3-2 olabilir ya da 3-1-2 olabilir. Hadi 1-3-2 diyeyim son şey olarak. E, hatta 3-1-2 diyeyim. <laughs> Karar veremedim. 3, 1 ve 2 diyeyim. Ee, bir de çünkü Transformers'lar çok az gözüktüğü için her ne kadar sevsem de ilk filmin yeri bende çok aydır. 3'teki aksiyon sahnelerini çok seviyorum. O yüzden aslında en iyi aksiyon sahneleri, en çok sevdiğim aksiyon sahneleri 2'de var ama 2'de o kadar yani aksiyon sahneleri ya da Transformers sahneler, harici sahneler o kadar kötü yani şey ki cıvık ki Hani onu baştan sona izlemeye dayanamadığım için çok fazla e, oradan kaybediyor. O yüzden 3. sıraya koyuyorum. Yoksa orada da muhteşem sahneler yok değil. Siz de aşağıda belirtirsiniz. Beğen butonu, hype butonu onlara tıklamayı unutmayın. Canlı yayınlar sürecek. Artık böyle bir fixleyeceğiz onları sürekli her hafta canlı yayın yapacağız. O yüzden kanalın e, işte zil tuşuna bilmem ne siz daha iyi biliyorsunuz. Onlara filan basarsınız. Muhabbetimiz, sohbetimiz retro filmlerle, sevdiğimiz filmlerle devam eder. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.